Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar, bugünkü videoda ben Belçika'da çok aranılan mesleklerden bahsetmek istiyorum. Bunlar burada Knelpuntberufen olarak geçiyor. Ve ben Belçika'ya geldim geleli bu bahsedeceğim meslekler hep çok aranan meslek oldu. Yani hiç değişmedi. Hani bu alandaki boşlukları genel anlamda tam manasıyla dolduramadı Belçikalılar, neden bilmiyorum. Hep çok arandı bu meslekler. Ben ilk geldiğimde de bana söylüyorlardı, şu 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 meslekler Belçika'da işte çok az bulunuyor. İşte bu mesleğe sahip insanlar az bulunuyor. Daha doğrusu insanlar bu meslekleri yapmak istemiyorlar belirli sebeplerden dolayı. O yüzden o alanları kolay kolay dolduramıyorlar. Ben bunları anlatmak istiyorum. Belki bunun için, bu sizin için bir fikir olur. O zaman başlayalım. Arkadaşlar, bu mesleklerin başında, en başında şey geliyor. Teknik ve inşaatta çalışabilecek insanlar. Yani inşaat sektörü. Şimdi inşaat sektörünün çok farklı dalları var. Hani A'dan Z'ye hepsini düşünebiliriz. Ne bileyim işte betoncusu ayrı, duvar öreni ayrı, bilmiyorum. Hani mesleğe de çok hakim değilim, takdir edersiniz ki. Ama inşaat sektöründe her zaman için elemana ihtiyaç duyuluyor. Ve bu meslekten insanlar her zaman çok aranıyor. Ve ben bu mesleklerde çalışan insanlarla böyle bu videoyu yapmadan önce iletişime geçmek istedim. Tabii ki çevrede birkaç tane bu mesleği yapan tanıdığım var. Onlara sordum, hani iş nasıl, zor mu falan. İnşaat sektörü zor bir sektör. Özellikle hani dediğim gibi inşaatta bizatihi vücut gücüyle çalıştıkları için zor bir iş. Ama yani diyorlar ki belirli bir süre sonra alışıyorsun artık, hani işi tam anlamıyla öğreniyorsun. Hani o kadar da yapılmayacak bir iş değil diyorlar. Onların söylediklerini söylüyorum. Ve ben şeyleri sordum, hani maaşlar tatmin edici mi, iyi mi diye sordum. Bunu anlatmak istemiyorlar. Niye bilmiyorum. Yani benimki de belki de çirkin bir şeydi. İnsanlara maaşları sorulmaz ama çok da böyle söylemek istemediler. Yani ben de internetten araştırdım. İşte bu inşaat sektöründe genellikle ilk başladığınız zaman ortalama 2300-2500 arası bir maaşla başlanılıyor, yazıyor idi. Tabii bu işi bilmenizle alakalı, yani işi bilen birisini aldıklarında sanırım o civarda başlıyor. Belirli bir ervarenk, yani belirli bir tecrübeye ulaştıktan sonra, belirli bir sene sonrası ise 3200'e kadar aylık maaşınız çıkabiliyor yazıyordu. Ben internetteki Flamanca sitelerin yalancısıyım. Bu sektörde çalışan insanlar Belçika'da illaki vardır beni takip eden. Eğer ki bu konuda yanılıyor isem, hani maaşlar konusunda, iş konusunda filan, alta yorum olarak yazabilirler. Diyebilirler ki Emine, biz o kadar maaş almıyoruz. Abartma, sadece 1000 euro 1500 euro civarında alıyoruz inşaat sektöründe diyebilirler. Gerçekten bilmiyorum. Dediğim gibi ben internette belirli yerlerden araştırarak söylüyorum. Ya da tersini söyleyebilirler. Evet, şu inşaat sektöründe alınan maaş şu kadardır diyebilirler. Ama mesela buraya gelmeyi düşünüyorsanız Türkiye'den ve elinizde böyle bir meslek varsa, bu işe hakimseniz, ne bileyim sıvacı olursunuz, işte cam pencere takabilirsiniz, çatı yapabilirsiniz, duvar örebilirsiniz ve bu meslekte çalışma hoşunuza gidiyorsa, Belçika'ya geldiğinizde bu alanda çalışabilirim diyorsanız, hani burada gerçekten ekmek yersiniz. Çünkü bu alanda çok fazla boş alan var, bu sektörde çok fazla boş alan var ve eleman aranıyor arkadaşlar. Yani hızlı iş bulunabilecek bir sektör diyebilirim. Her yerde öyle yazıyor. Zaten ben internetten böyle iş ve işçi bulma kurumlarının siteleri var. Oraları falan araştırdığımda da inşaat sektöründe gerçekten çok işçi aranıyor idi. Onu da belirteyim. İkinci söyleyebileceğim şey ise, yani Belçika'da çok aranan mesleklerden bir tanesi ise hemşirelik. Ama hemşirelik denildiğinde, yani burada iki çeşit hemşirelik olarak algılanıyor. Bir tanesi bakım hemşiresi diyoruz. Yani Türkiye'ye çevirdiğimizde bakım hemşiresi gibi bir şey oluyor. Ben bunu birazdan açıklayacağım. Bir tanesi de bizim bildiğimiz anlamda bu hastanelerde falan çalışan hemşire dediğimiz, bu iki hemşire dediğimiz insanlar yani. Bu iki alanda da, yani bakım hemşiresi olarak da, normal hemşire olarak da, eğer ki bir mesleğiniz var ise Belçika'ya geldiğinizde, hani tabii ki belirli aşamalardan sonra, dil öğrendikten sonra, diplomanızı çevirdikten sonra ve benzeri şeylerden sonra kolay, diğer mesleklere göre daha kolay iş bulabilirsiniz. Çünkü bu alanda gerçekten çok fazla eleman aranıyor. Bakım hemşiresi dediğim insanlar şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Mesela Belçika'da yaşlı nüfus çok fazla ve
bizdeki gibi şey kültürü yok mesela. Hani bizde bir yaşlı yaşlandığı zaman ailesinin yanında gene ya da oğlunun yanında ya da kızının yanında yaşamaya devam eder ve onun bakımını oğlu ya da kızı yapar, yapmaya devam eder ya, yatalak bile olsa hani biz öyle annemize babamıza bakarız ya. Şimdi Belçikalılarda böyle bir şey yok. Herkes işinde gücünde. Yaşlılar 18 yaşından sonra zaten genellikle gençler evi terk edip hani kendi ayaklarının üzerinde durmaya başlıyorlar. Dolayısıyla ne yapıyor? Anne baba evde tek başına kalıyor. Bunlardan bir tanesi vefat ettikten sonra diğeri gene evde tek başına yaşlanmaya devam ediyor. Artık iyice yaşlandıktan sonra iki tane alternatif var. Ya huzur evine gidecek bu yaşlı olan kişi ya da kendi evinde ona onun ihtiyaçlarını karşılayacak birisi lazım. Şimdi bu iki durumda da bakım hemşiresi devreye giriyor. Yani eğer ki bu kişi, hasta kişi kendi evinde bakılmak istiyorsa bakım hemşiresi her gün evine gidip işte onun ilaçlarını veriyor. Artık hani onun iş tanımının içerisinde ne geçiyor ise onları yapıyor, bakımını yapıyor, banyosunu yaptırıyor. İşte yemeklerini yiyor mu onları kontrol ediyor. Bu tarz hizmetini yapıyor o yaşlının veya dediğim gibi huzur evinde çalışabiliyor bakım hemşiresi. Huzur evinde de o yaşlılara yine aynı şekilde bakımlarını yapıyor. Bu meslek çok aranıyor gerçekten. Çünkü zor bir meslek. Yani Belçikalıların çok çok tercih ettiği bir meslek değil. O yüzden aranan bir meslek. Hatta ben kursa giderken, dil kursuna giderken bizim kursu bitirmemize yakın sınıfa birisi gelmişti ve çok aranan meslekleri anlatmıştı bize. Eğer ki elimizde bir mesleğimiz yok ise bu mesleklere yönelebileceğimizi ifade etmişti. Bunlar içerisinden iki tanesi benim aklımda çok kaldı. Çünkü bu iki mesleği çok üzerine basa basa anlatmışlardı. Bunlardan bir tanesi bakım hemşiresiydi. Dedi ki eğer ki dil kursunu bitirdikten sonra bu mesleği yapmak isterseniz işte iki yıla yakın bir kursu var. Akşam kursu olabilir, gündüz kursu olabilir. Bunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani o tarz alternatifler de sunuyorlar ki çekici olsun. Hatta bir yıldan sonra mıydı yanlış olmasın, belirli bir süre eğitimini aldıktan sonra diplomanızı, daha doğrusu sertifikanızı almadan bile hani okurken bile mesleği yapmaya başlamanıza izin veriyorlardı. Tabii ki bu sırada para da alıyorsunuz. Para da almaya başlıyorsunuz. Bu şekilde bize gelip anlatmıştı. Bu mesleklerden bir tanesi bakım hemşireliğiydi. Arkadaşlar hani zor diyorum ya, gerçekten zor. Yapan arkadaşlarım var. Onlar zorlandıklarını söylüyorlar. Çünkü yürüyemeyen mesela hastalar, daha doğrusu yaşlılar falan oluyor. Onları böyle kaldırmak zorunda kalıyorlar bazen. İşte ne bileyim hani tuvaletine gidemeyen insanlar oluyor. Onların kişisel temizliklerini falan yapmak zorunda kalıyorlar. Bu yönleriyle insanları itici gelebilen bir meslek. Ama maaşı da ona göre iyi, kötü değil. Yani bu işte çalışanları tatmin ediyor. O yüzden bu mesleğe yönelenler de yani. Eğer ki mesela Türkiye'de sağlık meslek lisesi mezunuysanız, yani lise mezunu bile iseniz, sanırım lise mezunu olmanız yetiyor buraya geldiğiniz zaman direkt bu mesleği yapmanız için. Ya da Türkiye'de başka bir mesleğiniz var ise ve onu burada yapamıyorsanız buraya gelip bir süre bu alanda kurs görüp bu mesleği yapabilirsiniz yani, onu ifade edeyim. Hemşireliği zaten biliyorsunuz, hemşirelikte aranan bir meslek. Hastanelerde hemşire olarak çalışabiliyorsunuz. Eğer ki Türkiye'de hemşireyseniz buraya geldikten sonra, dediğim gibi belirli aşamalardan geçtikten sonra ki bunların başında dil gelir, çok önemlidir. Burada hemşirelik yapabilirsiniz. Arkadaşlar gerçekten bu mesleğin ben üzerinde özellikle duruyorum. Çünkü Belçika hani buna çok fazla çözüm arıyor. Demek ki büyük bir problem ki büyük çözüm arıyor. Çünkü ben dil kursundayken bir ara öğretmenim Skype'dan Rusya'daki öğrencilerinden falan bahsetmişti. Yani Skype'dan Rusya'daki bazı insanlara Flamanca dersi öğretiyormuş. Çünkü onlar Belçika'ya gelecekler falan dedi. Ben de sordum yani neden gelecekler Belçika'ya? Çünkü burada bir anlaşma yaptılar. Onlar orada bakım hemşiresi. Buraya gelip bakım hemşiresi olarak çalışacaklar. O yüzden gelmeden önce birazcık Flamanca öğrenmeleri lazım. Ben onlara internet üzerinden Flamanca öğretiyorum demişti. Yani demek ki birileri gelip burada huzur evi açmış ve oraya bakım hemşiresi yani bakıcı bulamamış ve yurt dışlarından tecrübeli insanları buralara getirme yollarına girmiş. Hani onu ifade etmişti. Bu şekilde arkadaşlar bu mesleği de ifade etmek istedim. İkinci çok aranan meslek olarak. Hemen diğerine geçelim. Arkadaşlar diğer meslek de ICT uzmanlığı.
yani information, yani information communication technology. Doğru mu söyledim Beyza? Information communication technology. Flamancasını söyle. İnformasyon, informasi, komünikasi, teknoloji. Ya. İşte bu mesleği de zaten biliyorsunuz, hani bilgisayarla alakalı meslekler. Hani demiştim ya az önce, bizim sınıfımıza bir kadın geldi dil kursundayken ve iki mesleğin çok üstünde durdu diye. Bunlardan bir tanesi bakım hemşireliğiydi. İkincisi ise bu bahsettiğim meslekti. Yani gelip iki yıl boyunca belirli bir kurs alıp bu mesleği öğrendikten sonra bu meslekten çok fazla hani boş alan olduğu için kolayca iş bulabilirsiniz şeklinde bize anlatmıştı. Bu vardı. İşte dediğim gibi o bakım hemşireliği vardı. Bir de muhasebe vardı arkadaşlar. Muhasebe de burada herhalde çok aranan mesleklerden bir tanesi ki onu da kurslarını çok sık açıyorlar. Hani işi olmayan insanları oralara yönlendirmeye çalışıyorlar. Eğer ki bu alanlarda uzman iseniz, bu alanda hani bu ICT alanında elinizde bir mesleğiniz var ise Belçika'ya geldiğinizde iş bulmakta çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Gerçekten. Bu şekilde. Bu da böyle. Sonrakine geçiyoruz. Arkadaşlar diğer bir meslek ise tır şoförlüğü ve kamyon şoförlüğü ve otobüs şoförlüğü. Taksi şoförlüğü değil. O farklı birazcık Beyza. Özellikle tır şoförü ve otobüs şoförü burada aranan meslekler arasında. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Yani Belçikalılar konforuna ve yaşantısına, böyle lüksüne, nasıl diyeyim, önem veren insanlar. Mesela burada Belçika'da hafta sonu işleri var. Misal veriyorum. Hafta sonu işlerinde hafta sonu çalıştığınız kadar paranız, yani çalıştığınız gündeki paranız ikiye katlanıyor. Yani günlük 100 euro alıyorsanız hafta sonu çalıştığınız zaman 200 euro alıyorsunuz. Pazar çalışırsanız 250 euroya çıkıyor. Mesela misal örnek veriyorum. Buna rağmen bir fabrikada hafta sonu işi var denildiği zaman Belçikalıları ortada göremiyorsunuz. İstemiyorlar. Çünkü diyorlar ki ben haftanın 5 günü çalıştım. Kusura bakmayın ben hafta sonu işe falan gelemem diyorlar. Yani hani çok para onları o yönüyle çekmiyor. Hayat şeylerine, lükslerine, hayat konforlarına önem veriyorlar. Çok para teklif etseniz bile bunu hemen kabul etmiyorlar. Şimdi bu tır şoförlüğü, otobüs şoförlüğü gibi meslekler de mesaisi çok olan meslekler. İşte ne bileyim, bazen gece gidiyorsunuz, bazen gündüz gidiyorsunuz. İşte aile hayatınızla çok iyi kombinleyemiyorsunuz. Saatleri belli olmuyor falan filan. Tam bilmiyorum mesleğin içeriğini de, yani öyle tahmin ediyorum. Ya da çalışan insanlardan öyle gözlemledim. İş böyle olunca buralarda çok fazla Belçikalı göremiyorsunuz. O zaman da ne oluyor? Bu alanda, bu meslekte insan aranmaya başlıyor. Bulunamayınca da ne oluyor? Yani daha fazla maaş teklif ediliyor. Daha fazla ücret veriliyor ki bu alanda insan bulunabilsin. Bu kamyon şoförlüğü ya da tır şoförlüğünün ücretleri de aynı şekilde arkadaşlar 2500-2600 Euro'dan aylık başlandığı yazıyor. Yani başlangıç ücreti mesela 2582 diyor tır şoförüyseniz. Eğer ki otobüs şoförüyseniz 2327 ile başlarsınız diyor. Eğer ki belirli sene ervaringiniz, yani tecrübeniz var ise 3093 Euro'ya kadar çıkabilir diyor. O şekilde arkadaşlar, yani aslında bu kamyon şoförlüğü ya da tır şoförlüğü ya da otobüs şoförlüğü hani güzel kazanacağınız meslekler. Para olarak Belçika'da kötü değil bence. Güzel kazanacağınız meslekler. Ama kolay mı? Zor. Ama her işin zaten bir zor tarafı mutlaka var arkadaşlar. Hiçbir iş öyle çok kolay değil. Onun dışında arkadaşlar Belçika'da çok aranan mesleklerden bir tanesi de aşçılık ve horeka sektörü. Bu alanda da gerçekten çok elemanı arandığını okudum her yerde. Bu alanlarda da eğer ki elinizde mesleğiniz var ise burada çok zor iş bulmazsınız. Daha kolay bulursunuz. Özellikle dünya mutfağına hakimseniz,
O çok önemli. Mesela Orta Asya taraflarından gelen birisini tanıyorduk. Çin lokantasında çalışıyordu arkadaşlar. Çin lokantasında aşçılık yapıyordu. Güzel para kazandığını söylüyordu. Ama tabii ki Çin yemeklerinin nasıl yapılacağını biliyor ki orada çalışabiliyor. Mesela ben girsem çalışamam. Yani mesela ben köpek bacağı pişiremem, kurbağa bilmem nesi pişiremem. O yüzden ben oralarda çalışamam. Siz dünya mutfağına hakimseniz, işte ne bileyim, mesleğinizi iyi biliyorsanız, yani kısacası bu aşçılık alanında da kolay para kazanabilirsiniz. Ya daha doğrusu kolay iş bulabilirsiniz diyeyim. O şekilde arkadaşlar. Başka çok aranan meslek şu an için benim aklıma gelmiyor. Araştırdığım, bu not aldığım notlarımın arasında da bu kadar not almışım. Çok aranan meslek olarak. Aslında çok var. Yani epey var. Ama bu kadarını not almışım. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben şimdi çocuklarla birazcık, hava çok güzel, yürüyüşe gideceğiz hep beraber. Daha sonra görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın.